Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye geneli endemik yayınlarının yapmış olduğu AYT denemesinin birincisinin AYT biyoloji sorularının çözümlerini yapmaya çalışacağız. Birinci sorumuzla başlayacak olursak, böbreklerde gerçekleşen süzülme olayı için hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi böbreklerimizde Bowman kapsüllerimiz var. Nefronlarımızın yapısında bulunan Bowman kapsülleri içerisinde arkadaşlar şöyle glomerulus kılcal damar yumağı giriyor ve çıkıyor. Giren atar damar, çıkan atar damar. İşte şu gördüğünüz glomerulustan arkadaşlar şu Bowman kapsülüne sıvıların geçmesi fiziksel bir olaydır. Difüzyonla gerçekleşir, basınç farkıyla gerçekleşir. Dolayısıyla bu esnada ATP biz harcanmadığını söyleyebiliyoruz. Ve her türlü madde buraya ne yapabilir? İlk etapta geçiş yapabilir. Daha sonra geri emilim yoluyla bakın kılcal damarlar sayesinde şu yol boyunca geri emilerek yararlı maddelerin geri toplanması söz konusu olabilir. Buna göre hangisi yanlış diye sorulmuş. Geçecek olan maddenin yoğunluğuna ve türüne göre ozmoz, difüzyon ve aktif taşıma ile sağlanır. Arkadaşlar süzülme fiziksel bir olaydır. Her zaman için enerji harcamadan difüzyonla gerçekleştirilir. Belki ozmoz olabilir ama aktif taşıma olamayacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Buna dolayı cevabımız Adana yanlış olarak bulunur. B şıkkı glomerulustan Bowman kapsülüne doğru tek yönlü olarak gerçekleşir diyor. Evet arkadaşlar tek yönlü süzülme olayı meydana gelir. Kandaki yararlı ve zararlı bazı maddelerin geçişini sağlar demiş. Evet her türlü maddenin bakın geçmesi sağlanıyor. Çünkü burada bir ayrım yok. Kan basıncının artması Bowman kapsülüne geçen madde miktarını süzülmeyi hızını artıracağı için basınçtan dolayı bu da artırabilir. Hormonal bir uyarı olmadan sadece basınç farkıyla gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. Cevap Adana olarak yanlış olarak bulunur. 29. sorumuza bakacak olursak. İnsan vücudunda çizgili kas, düz kas ve kalp kası olarak 3 çeşit kastan bahsetmiş. Şekilleri verilmiş. Buna göre hangisi 3 kas çeşidi için doğrudur diyor arkadaşlar. Birinci kasımız arkadaşlar çizgili kasımızı ifade ediyor. Dallanma yok bakın düz ama bantlaşmalar var. İkinci kasımız bakın bir tane çekirdeği var arkadaşlar. Düz kası ifade ediyor. Otonom çalışan iç organlarda bulunan düz kastan bahsediyor. Üçüncü kasımız bakın dallanmış arkadaşlar. Kalp kası bu şekilde çizgili kas yapısına benzeyip dallanma özelliği gösterir. Çok çekirdeklidir bakın bu da kalp kası olduğunu anlamamız gerekiyor şekilde bakarak. Buna göre hangisi doğru bakacak olursak kas çeşidi 1 ve kas çeşidi 2. Yani çizgili ve düz kas için miyoglobin bulundurma ortaktır. Arkadaşlar sadece çizgili kaslarımızda miyoglobin vardır. Oksijen bağlayan miyoglobinler çizgili kaslara özgüdür. Ortak olduğunu söyleyemeyiz. Doğru olduğunu söyleyemeyiz. Kas çeşidi 2 ve kas çeşidi 3 için yani düz kas ve kalp kası için arkadaşlar somatik sinir sisteminin kontrolüne çalışır. Arkadaşlar bu ikisi de otomatik olarak çalışıyor. Otonom sinirlerin kontrolüne çalışır. Somatik olarak çalışanlar çizgili kaslarımızdır. Laktik asit fermantasyonu ile enerji üretme kas çeşidi 1, 2, 3 için ortaktır diyor arkadaşlar. Düz kaslar laktik asit fermantasyonu yapmazlar arkadaşlar. Sadece oksijen solunum yapıyorlar. Ama çizgili kaslar ve zorunlu durumlarda bazen kalp kası da laktik asit fermantasyonu yapabiliyor. Dolayısıyla ortak özellik olamaz. Aktin ve miyozin lifleri kas çeşidi 1 ve kas çeşidi 2'de bulunurken kas çeşidi 3'te sadece miyozin lifleri görev yapar demiş arkadaşlar. Hayır, bütün kaslarda hem aktin hem de miyozin lifleri kasları kasılık gevşetmeyi sağlayan bu protein lifler ortak olarak bulunur arkadaşlar. Kas çeşidi 1 ve kas çeşidi 3 için yani çizgili kas ve kalp kası için aktin ve miyozin liflerin düzenli dizilim ile bantlaşma oluşturması, evet bantlaşma bakın buralarda var sadece görüyorsunuz, oluşturması ortak olarak bulunur arkadaşlar demiş. Cevabımız doğru olarak Edirne şıkkı bulunmuş oluyor. Diğerleri yanlış öncüler. 30. sorumuz meristem doku bitkilerde kök gövde ve dalların uç kısmındaki büyüme bölgelerinde bulunan bölünme özelliği olan farklılaşmamış hücrelerdir. Yani bunlar arkadaşlar genç hücre özelliği gösteriyorlar. Buna göre bu dokuya ait hücrelerde hangileri görülür diye sorulmuş. Genç hücre özelliği olarak bol sitoplazmalı olma, büyük çekirdekli olma bakın görülür. Metabolizmaları hızlıdır. Çeperleri incedir. Fakat merkezi büyük bir kofular arkadaşlar yaşlı bitki hücrelerinde görülür. Genç hücrelerin bir özelliği değildir. Bunun dolayı cevabımız 1-2-3 denizli olarak bulunur arkadaşlar.
31. sorumuz, karaciğer, safra kesesi ve pankreas sindirim olayının gerçekleşmesinde etkili olan, sindirime yardımcı olan organlarımızdır. Ürettikleri veya depoladıkları salgıları ince bağırsağa göndererek besin sindiriminin gerçekleşmesinde etkili oluyorlar. Şekilde bu organların ince bağırsakta olan bağlantıları gösterilmiştir arkadaşlar. Buna göre diyor hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkı 4 organında üretilen sekretin hormonu. Evet, ince bağırsağımız duodenumda arkadaşlar üretilen sekretin hormonu İki organında safra üretilmesini, karaciğerde safra üretilmesini sağlarken, bir organında ise, pankreasta ise arkadaşlar, bikarbonat iyonlarının üretilmesini uyarır. Bu şekilde ince bağırsağımızın içine dökülen bikarbonat iyonların ortamın arkadaşlar bazikleşmesinde etkili olabilir. Dolayısıyla bu doğru bir öncül olmuş oluyor. K kanalında hem sindirim enzimi hem de kan şekerini düzenli hormonlar bulunabilir mi arkadaşlar? Bakın bu pankreastan duodenuma dökülen salgıları getiren, ki bu da enzimdir arkadaşlar, hormonlar direkt kana karışır, bakın Wilson kanalını ifade ediyor. Wilson kanalında hem enzim hem hormon olması beklenmez arkadaşlar. Sadece enzimler vardır, hormonlar doğrudan ne yapılır? Pankreasın Langerhans adacıklarında üretilip kana karışır arkadaşlar. Cevabımız yanlış olarak bursa bulunmalı. İki organında üretilen safra, karaciğerin üretmiş olduğu safra, gerekli olduğu zaman salgılanmak üzere 3 organında, yani safra kesesinde bakın depolanabiliyor. Şu gördüğünüz bakın yeşilimsi borucuklarla, safra kanallarıyla bakın geliyor. Karaciğerdeki safralar burada depolanıyor arkadaşlar. 1 ve 3 organlarından ince bağırsağa gönderilen bazı salgılar, 1 ve 3'ten, safradan ve pankreastan gönderilen bazı salgılar, ortak olarak buranın pH değerinin bazikleşmesinde görev yapabilirler mi? Evet arkadaşlar, bikarbonat iyonları ve safranın biz bazik olduğunu hafiften ifade edebiliriz. Ve bu şekilde ince bağırsağına bakın ne yapıyor? Bazikleşmesinde bunlar görev yapmış oluyor. 4 organında üretilen kolesitokinon hormonu 3 organından safranın salgılattırılmasını, 1 organından ise sindirim enzimlerinin arkadaşlar salgılanmasını, duodenuma dökülmesini sağlayabilir. Bu pankreasın üretmiş olduğu arkadaşlar enzimler ise altın kodlamasıyla bakın verebiliriz. Amilaz, lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen ve nükleazlar pankreasın bu şekilde üretmiş olduğu enzimlerdir. Cevap bu şekilde bursa olarak bulunur arkadaşlar. 32. sorumuz, dişi bireyde menstrual döngünün koopositom evresi içinde demek istiyor. Hangisi meydana gelebilir? Arkadaşlar koopositom foliküller büyüyor, gelişiyor, FSH'la uyarılıyor. Bakın yumurta içinde gelişmeye alınıyor. Bu esnada östrojen hormonu miktarı artıyor. Daha sonra LH hormonuyla iyice gelişen folikül patlıyor arkadaşlar. Yumurta fallop tüpüne gelerek bakın dölleneceği yere yerleşmiş oluyor. Ve mayoz 2'yi geçirmeye burada bakın devam ediyor. Anne karnında mayoz 1'e kadar gelen şu foliküller korpositom evresinden sonra ancak bakın ne yapıyor? Korpositom evresinin başlamasıyla beraber fallop tüpünden mayoz 2'ye başlıyor. O zaman ikinci oosit hücresinin fallop tüpüne atılması arkadaşlar korpositom evresi içinde meydana gelmez. Hemen bakın folikül yırtılır yırtılmaz LH hormonu etkisiyle arkadaşlar meydana gelir. Dolayısıyla korpositom evresi içinde meydana geldiğini iddia edemeyiz. Folikül keselenir, östrojen salgısının durması arkadaşlar. Östrojen durduktan sonra bakın LH geliyor ve yumurtlamayı sağlıyor. Bakın bu da yine korpustan önce meydana gelmiş oluyor. Zona pellucida memelilere ait yumurtanın zarında bulunan örtü arkadaşlar. Örtülerinin akrozomda, spermin akrozom kısmında bulunan enzimlerle parçalanması bakın döllenme işaret ediyor. İşte bu olay şu esnada bakın meydana gelir. Zaten bu döllenme olayı meydana geldiği durumda bizim korpositom evremizde bakın, yani sarı cisim diye adlandırdığımız evremizde bakın başlamış oluyor zaten. Onun için cevap Ceyhan olarak bulunur. Progesteron miktarının azalması arkadaşlar korpusun sonuna doğru bakın eğer döllenme olmazsa progesteron azalarak atılır vücuttan. Endometrium dokusunun parçalanması da yine arkadaşlar bunlar da menstrual periyotta gerçekleşir. Dolayısıyla korpus evresinden sonraki evreyi ifade etmektedirler. Buna dolayı cevabımız Ceyhan olarak bulunur. 33. sorumuza bakacak olursak, göz yapısı sağlıklı olan Büşra ile iki farklı gözlük kullanan Ece ve Eda'da gözde görüntü oluşma yerleri ve kullanılan mercekler gösterilmiştir. Büşra'nın gözü normal bir gözmüş. Ece'nin gözüne bakalım arkadaşlar. Ece'nin gözü ne olmuş? Optik eksen bakın uzamış arkadaşlar. Görüntü retinanın normal yerine değil, sarı benek kısmına değil bakın önüne düşmüş arkadaşlar. Uzadığı için
önüne düşmüş. Bu görüntüyü arkaya ışık eski yerine, gerçek yerine getirmek için bakın kalın kenarlı mercek kullanılmış. Arkadaşlar bir kodlama veriyorum bakın. Şu kalın kenarlı mercekle ortaya çıkan göz kusuruna biz miyop diyoruz. Miyop. Miyoplar arkadaşlar uzağı iyi göremez, yakını iyi görürler. Ve bakın normale göre göz merceği kalınlaştığı için kalın kenarlı mercek kullanılır. Bakın kodlamayı bu şekilde kafanızda tutabilirsiniz. Normale göre göz merceği kalınlaştığı için kalın kenarlı mercek de bakın düzeltilebiliyor. Miyop bireylerin kusuru. Eda'nın gözü ise bakın tam tersi, sarı beneğin arkasına kaçmış. Optik eksen küçülmüş arkadaşlar. Görüntüyü arkaya kaçırmış. Bu da ince kenarlı bakın mercekle düzeltilmiş görüyorsunuz. İnce kenarlı mercekle bakın düzeltilmiş. Bu da hipermetrop bireyidir arkadaşlar. Hipermetroplar da uzağa iyi görürken yakını iyi göremezler. Bundaki kusur ise bakın ince kenarlı mercekle düzeltilir. Göz merceği normale göre inceldiği için ince kenarlı mercek kullanılır. Demek ki kalınlaştığı zaman kalın kenarlı mercek, inceldiği zaman ise ince kenarlı mercek ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Buna göre hangisi yanlış diye bakacak olursak, A şıkkı gözlük kullanmazlar ise Eda uzağı göremez. Eda uzağı göremez. Pardon, Eda uzağı normal, yakını kötü görür. Evet, uzağı normal görür Eda, yakını kötü görür. Ece ise yakını normal, uzağı kötü görür. Evet, miyop oldukları için bu şekilde hipermetrop özelliklerini söyleyebiliriz. B şıkkı Ece'de görüntünün retinanın önüne düşmesiyle Ece retinanın görüntünün önüne görüntünün retina önüne düşmesiyle evet bakın önüne düşmüş arkadaşlar görüyorsunuz. Eda'da ise retinanın arkasına bakın düşmesiyle oluşan bir göz kusuru vardır diyor. Evet, bundan bahsettik biraz önce. Ece normal görüş sağlamak için kalın kenarlı, evet Ece kalın kenarlı. Eda ise ince kenarlı mercek taşıyan gözlük kullanmıştır. Doğru bir ifade. Ece de göz kusurunun oluşmasına göz merceğinin normalden ince, ince bakın kalın kenarlı mercek ince demiş. Eda'da ise ince kenarlı mercek taşıyan gözlükler kullanılır arkadaşlar. Pardon. Eda'da ise normalden şişkin olması, yani kalınlaşmış olması etkili olur demiş arkadaşlar. Tam tersini vermiş yani. Burada inceldiği için ince kenarlı demiştik. Kalınlaştığı için kalın kenarlı demiştik. Bakın burada tam tersini söylediği için cevabımız Denizli yanlış olarak bulunur arkadaşlar. E şıkkı Ece'nin göz küresinin çapı önden arkaya doğru uzamıştır. Eda'nın göz küresinin çapı ise normalden kısadır ki bu şekilde görüntü retinanın arkasına kaçmış. Burada ise optik eksenin bakın ön tarafında görüntü oluşmuş arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Denizli olarak bulunur. 34. sorumuz amensalizm şeklindeki simbiyotik ilişki için hangileri söylenebilir diyor arkadaşlar. Amensalizm iki türden biri etkilenmezken diğeri zarar görüyor arkadaşlar. Birlikte yaşayan iki candan biri zarar görürken diğeri fayda sağlıyorsa bu arkadaşlar parazitliktir. Amensalizmle ilgisi yok. İki türden biri etkilenmiyor, diğeri zarar görüyor. Mesela yüksek bir ağaç var, ışıktan faydalanıyor. Alt tarafta bodur bir bitki var arkadaşlar. Onun ışığını kesiyor. Ona bir faydası da yok ama zararı var arkadaşlar. Bakın ama bu ondan hiç haberdar bile belki olmuyor. Onun gölgesinde kaldığını, onu gölgede bıraktığını bakın haberdar bile olmuyor. Bu şekilde bir birlikteliktir arkadaşlar. Ha, bu heterotrof özellikle iki canlı arasında görülebilir mi? Görülebilir arkadaşlar. İkisi de hazır besleniyordur. Birisi normal beslenmesini devam ederken o besinle beslenen başka bir canlının yiyeceklerini kendisi güçlü kuvvetli olduğu için engellediğinin farkında bile olmayabilir. Dolayısıyla ikisi de bakın amensalizme giriyor. Dörde bakalım. Her zaman birbiriyle rekabet eden iki tür arasında oluşur arkadaşlar. Böyle bir kriterimiz olamaz. Her zaman böyle bir kriterli bireyler arasında meydana geldiğini iddia edemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 2-3 yani Bursa olarak bulunur. 35. sorumuz ökaryot hücrelerde çekirdekte, sitoplazmada, ribozomun yapısında, mitokondride ve kloroplastlarda bulunan tek polinükleotit zincirinden oluşan bir nükleik asittir. Yani DNA ya da RNA diyoruz ya arkadaşlar ama tek zincir olduğuna göre RNA olmalı. Prokaryotlarda ise sitoplazmada ve ribozomun yapısında bulunuyor. Arkadaşlar ribozomun yapısında bulunan ise RNA'dır. Tek ipliklidir bakın. Buna göre hangisi doğru diye sorulmuş. Tek zincirin katlanmalar yapması durumunda yapısındaki guanin karşısına sitozin nükleotidi
Adinin karşısına ise uracil nükleotit bakın gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde anahtar kilit uyumuyla bunlar eşleşebilir. Hatta bu katlanma yerlerinde zayıf hidrojen bağları bile oluşabilir arkadaşlar. Kendini eşleyemediği için bütün çeşitleri DNA üzerinde yer alan anlamlı şifrelere göre sentezini. Evet bütün RNA'lar DNA'dan üretilir arkadaşlar. Hiçbir organizma türünde bakın bunu ifade edemiyoruz. Genetik bilginin yeni nesillere aktarılmasında görev yapmaz diyor arkadaşlar. Bakın virüslerde bakın olabilir. İnsan dışında başka canlılarda arkadaşlar yönetici faktör yine görebilir arkadaşlar. Dolayısıyla hiçbir organizma bakın türünde gibi bir genelleme yapamıyoruz. Buna dolayı cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olarak bulunur. 36. sorumuz tip 1 ve tip 2 olarak bilinen iki farklı şeker hastalığımız vardır ve bunların oluşum şekilleri bakın gösterilmiş arkadaşlar. Tip 1 diyabette bakınız glikozlar var, insülin hiç yok arkadaşlar. Bakın hiç insülin üretilmemiş. Tip 2'de ise bakın insülinler var bakın üretilmiş arkadaşlar ama insülin reseptörü bakın burada varken bakın burada yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu bireyler kendine insülin hormonu bakın vurarak ne yapabiliyorlar? Yemeklerden önce tedavisini gerçekleştirebiliyorlar. Bakın bu bireyler ise diyet yaparak ilaç tedavisiyle kendilerini şekerlerini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar. Bakın burada hiç insülin reseptörü yok arkadaşlar. Buna göre iki farklı şeker hastalığında ilgili hangisi ortak olarak görülmez diye sorulmuş. Hücrelerin kandan yeterince glikoz alamaması. Evet her ikisini arkadaşlar şu glikozlar ne yapamıyor hücrelere giremiyor. Şekerin fazla artması durumunda her ikisi de idrarla vücut dışına glikoz atabilir arkadaşlar. Pankreastan kana insülin hormonu salgılanamaması. Bakın insülin hormonu arkadaşlar salgılanıyor tip 2'de ama reseptör yok. Onun için ne yapamıyor? Glikozları içeriye alamıyor. Fakat tip 1'de bakın ne yapamıyor arkadaşlar? İnsülin hiç üretilemiyor. Dolayısıyla bunun biz ortak olduğunu iddia edemeyiz. Cevap Ceyhan olmalı. Kan plazmasındaki glikoz miktarı normalden fazla artması ki zaten glikozlar geçemedikleri için dokuların mecburen kanda miktarı artacaktır ortak olarak. Hücrelerin enerji elde etmek için glikoz dışındaki besin kaynaklarını kullanmaya başlaması da bakın yine herkes için söz konusu olacaktır. Cevap Ceyhan olarak bulunur. 37. sorumuza bakacak olursak. Hücrelerde enzimler yardımıyla çeşitli organik maddelerden substrat ayrılan fosfat grubunun ADP'ye eklenerek ATP sentezlenmesine biz substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Bu yöntemiyle ATP üretimi nerelerde bakın gerçekleşebilir diye sorulmuş. Bu arkadaşlar glikoliz evresinde ve Krebs çemberi reaksiyonlarında gerçekleşebiliyor. Glikoliz evresi bakın bütün canlılarda, bütün solunumlarda ortaktır arkadaşlar. Ne zaman gerçekleşiyor? Enol piruvat bileşiğimiz en son piruvata dönüşmeden önce ne yapıyor? ADP şu fosfatı yakalayarak arkadaşlar ATP'ye bakın dönüşüyor ve şu piruvat açığa çıkmış oluyor direkt enzimler yardımıyla. İşte biz buna substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi diyoruz. Dolayısıyla glikoliz bütün canlılarda olduğuna göre oksijenli solunumda da glikoliz var, fermantasyonda da var, oksijensizde de var arkadaşlar. Tümünde ortak olduğu için cevap Edirne olarak bulunur diyoruz. 38. sorumuz insan vücudunda böbrekler dışındaki bir organda kan akış yönü ve bu olayda görevli 3 çeşit damar gösterilmişti. Bakın böbrekler dışındaymış arkadaşlar. Şu kırmızı atar damar, şu mavi toplar damar, aradaki bakın kılcal damar arkadaşlar. Ve bu verilen damarlarla ilgili olarak hangileri her durumda doğru olur diyor. Damar 1'de oksijen bakımından temiz. Amonyak bakımından kirli kan bulunur demiş arkadaşlar. Şimdi damar birimiz eğer bizim akciğer atar damarı ise arkadaşlar oksijen bakımından temiz kan bulundurduğunu iddia edemeyiz. Her durumda doğru olmayabilir. Damar 2 kılcal damarda sadece her zaman yassı epitel yani endotel adını verdiğimiz tek katlı yassı epitel hücrelerinden meydana gelmiştir ki madde alışverişleri kolay olsun. Bu arkadaşlar her durumda doğru olmalı. Damar 3'ün kan basıncı, toplar damarın kan basıncı, damar 1'in kan basıncından yüksek değil, düşüktür arkadaşlar. Toplayan damarların basıncı daha düşüktür. Kanın geriye akmasını engelleyen kapakçık, damar 3'te bulunduğu halde diğer damarlarda yoktur diyor arkadaşlar. Damar 3 toplar damardır. Fakat arkadaşlar başımızdan kalbimize doğru inen, yani vücudumuzun kalbimizin yukarısındaki toplar damarlarda kapakçığa gerek yoktur. Yer çekimi etkisi de zaten kan kendi kendine kalbe akmaktadır. Onun için kapakçık var demiş bakın. Kanın geri akmasını engelleyen kapakçık damar 3'te var demiş arkadaşlar. Her durumda olmayabilir. Bundan dolayı cevabımız yalnız 2 her durumda doğru olarak bulunur arkadaşlar.
39. sorumuz, hücre solunumu için gerekli olan oksijenin taşınma sürecinde meydana gelen olaylar şekilde gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre hemoglobin işte oksijen yakalamış, oksijen geri bırakmış. Bu esnada bakın CO2'leri ne yapıyor? Oksijen bırakırken topluyor geri. Al yuvarda bu sefer CO2 ile su birleşiyor arkadaşlar. CO2, H2O birleşmesi oluyor. H2CO3 oluşuyor. İyonlaşıyor. H artı HCO3 eksiye bakın dönüşüyor. HCO3 eksiler kanın sıvı kısmına plazmaya geçerek taşınıyorlar. H artıları ise hemoglobin bağlayarak arkadaşlar HbH artı bileşiği oluşturuluyor. Yine al yuvarın içinde bakın taşınıyor. Ama HCO3 eksi iyonlar arkadaşlar kanın plazma kısmında, sıvı kısmında akciğer kılcallarına kadar taşınıyor. Doku kılcallarına bakın bu şekilde oluştu. Ve bunlar akciğer kılcallarına kadar ne yapıyor burada? Oksijen verip CO2 aldıktan sonra bu şekilde taşınmış oluyorlar. Dolayısıyla al yuvar içinde hangisi gerçekleşmez dediği için hemoglobinin oksijenle bakın bağlanması gerçekleşir. Hemoglobinin hidrojenle bakın bağlanması, HbH bileşiğinin oluşması şu oksijeni verdikten sonra bakın burada yine gerçekleşebilir. HbO2'nin ayrışarak hemoglobinden oksijene bakın dönüşmesi gibi burada bakın oksijenin dokulara verilmesi söz konusu. Bu da yine al yuvar içinde bakın gerçekleşmeli. Çünkü hemoglobin al yuvarın içinde var arkadaşlar. H2CO3'ün iyonlaşması, H artı ve H2O3'e bakın dönüşmesi yine al yuvarın içine CO2 ve su girdikten sonra, oksijen verdikten sonra ancak gerçekleşebilir. Fakat H2O3'ün taşınması arkadaşlar kanın sıvı kısmında gerçekleşeceği için cevabımız Ceyhan olarak bulunur. Son sorumuza bakacak olursak, kapalı tohumlu bitkilerde erkek üreme organının başçık kısmındaki polen keseleri içinde çok sayıda diploid ikiyen kromozomlu polen ana hücresi, ki biz bunlara mikrospor ana hücresi diyoruz. Ana kelimesi arkadaşlar bunun ikiyen olduğunu ifade ediyor. Bu mayoz geçirince mikrospora dönüşüyor. Bu da en olduğunu ifade ediyor. Bu hücrelerin bölünmeleri ile polenler meydana geliyor. Polen oluşumundan döllenmeye kadar geçen süreçte aşağıdaki olayların hangisi diğerlerinden daha sonra meydana gelir diye sorulmuş arkadaşlar. İlk önce mayoz bölünme ile mikrospor ana hücresinden mikrospor oluşumu gerçekleşir arkadaşlar. Daha sonra bakıyoruz. Bu mikrospor oluşan mikrospor çekirdeğinin endomitoz ile arkadaşlar iki çekirdekli hale gelmesi ve polen oluşumu gerçekleşir. Oluşan polenler tozlaşma dediğimiz, bakın şu şekilde dişicik tepesine doğru arkadaşlar bakın polenler, iki tane çekirdekli bakın olan polenler uçuşarak rüzgarla, böceklerle, kuşlarla yapışıyorlar tepeye arkadaşlar. İşte bu olay tozlaşmadır. Üçüncü sırada meydana gelir. Daha sonra buraya yapışan polen burada çimlenir arkadaşlar. İki tane çekirdeği var bakın. Generatif çekirdek, vejetatif çekirdek. Bu polen tüpü içinde iki tane sperme dönüşürken şu ise arkadaşlar aşağı doğru şu gördüğünüz polen tüpünü meydana getirir. O zaman polen tüpünün meydana gelmesi ilk önce olacak ki içinde daha sonra generatif çekirdek mitoz ile iki tane sperm çekirdeğine bakın ne yapmış olsun, dönüşmüş olsun. O zaman hepsinden daha sonra arkadaşlar B şıkkı meydana gelmelidir diyoruz. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.